Anıt Film, prodüktör Mehmet Karaaf'ı sunar. Uzayın, insanın galaksi boşluğundaki savaşlarının filmi. Dünyayı kurtaran adam, Cüneyt Arkın. Dünyamız üzerinde insanın yaşadığı tek gezegen midir? Öyleyse geçmiş, ilkel dünyamızı uzay arabalarıyla ziyaret eden bilinmeyen tanrılar kimlerdi? Cüneyt Arkın. Evren, tekniğin en gelişmiş anında birkaç kere nükleer savaşta yok olmuştur. Geriye canavarlar, garip korkunç yaratıklar kalmıştır. Bunların tek amacı şeytani zekalarıyla ölümsüzlüğü bulmaktı ve buldular. Asla ölmüyor, canavarca akıttıkları kanla beslenip güçleniyor, gençleşiyorlardı. Dünyayı kurtaran adam, Cüneyt Arkın. İnançları, umutları vardı ve hepsi kardeştiler. Çünkü hepsi bir kabileden gelmişti, 13. kabile. Sihirbaz kılıca ve beyne dokundu. Dünyayı kurtarın! Dünyayı kurtarın! Dünyayı kurtaran adam, Cüneyt Arkın. Dünyayı kurtaran adam. Bilinmeyen bir güç bizi kendine çekiyor. Dünyadan çok uzaklaştık. Canavarlar dünyanın kanını emmek için hücuma geçtiler. Ateş yağdırıyor. İnsanları şimşek gibi bir ışınla öldürüyorlar. Ölümsüzlük ve yeniden doğma, Nuh'un gemisiyle başlamıştı. Öyleyse Nuh'un gemisi bir uzay gemisiydi. Onlar canlı canlı gömüldüler ve asla ölmediler. Dünyayı kurtaran adam, Cüneyt Arkın. Dünyayı kurtaran adam, Cüneyt Arkın, Aytekin Akkaya. Canavarların, kan emen vampirlerin, ölümsüzlerin, şeytanların, kötülerin cehenneminde çılgın ve sonsuz bir savaş. Dünyayı kurtaran adam, Cüneyt Arkın. Dünyayı kurtaran adam, yönetmen Çetin İnan. Dünyayı kurtaran adam, Cüneyt Arkın, Aytekin Akkaya. Güçsüzler ölüyor. Galaksi çağı benim ölümsüzlük çağımdır. Ben uzayın hakimiyim. Uzay ve ben bir bütünüz. Cehennem uzayda mı, yoksa dünyada mıydı? Dünyayı kurtaran adam. Dünyasız insan, insansız dünya olamaz. Çünkü insan evrende en büyük değerdir. Uzayın çılgın boşluğunda, milyonlarca yıldan kalma garip canavarlarla, insanlığın kurtuluşu, umudu ve dünyanın geleceği için savaşan bir dünyalı. Dünyayı kurtaran adam, Cüneyt Arkın. Dünyayı kurtaran adam sinemamızda.